Arkadaşlar merhaba. Fusion 360 derslerimizin 17.sinde Loft komutunu göreceğiz. Loft komutunu hemen Google'dan ufak bir araştırma yaparsanız daha çok arkadaşlar bir extrude gibi düşünelim ama kesit yapıyoruz ve o kesitlerde arkadaşlar ilerlerken o forma geçiyor. Atıyorum işte mesela burada bir saç kurutma makinesinin şeyi gibi. Arkada daha büyük bir yuvarlak. O kesitlerde daha geniş ve uca doğru gittikçe daralan bir kesit. Veya işte bir çekiç yapısı. Veya arkadaşlar genelde dairesel veya işte dikdörtgensel parçalarda oluyor bakın burada. Yani geometrinin arkadaşlar sürekli değiştiği yapılarda bunu kullanabilirsiniz. Otomobil sektöründe de arkadaşlar genelde egzoz tasarımlarında vesaire kullanılıyor. Hem pet hem bir yol boyunca hem de bir kesitin arkadaşlar ilerletilmesi hani sweep komutu artı buradaki loft komutunu kullanabiliyoruz. Şimdi biz de bununla ilgili bir örnek yapalım. Komutu öğrenelim. Daha sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Çizimlere bu arada hani ufak ufak yapıyoruz ama birkaç komut gösterdikten sonra yine arkadaşlar şöyle bir 7-8 tane daha örnek yapacağım sizlerle. Çünkü iki boyutta bayağı bolca örnek yaptık. Burada da arkadaşlar dediğim gibi bazı komutları bilmeden yine yapamıyoruz. Ki zaten yaptığımız iki boyutlu çizimlerin hepsini bence extrude'la zaten şu an üç boyutlu katı modele dönüştürebilirsiniz. Ama ekstra bilmemiz gereken bazı noktalar tabii ki var. İşi uzatmadan bir tane arkadaşlar geliyorum buradan. Plane açtım. Tabii ki bunu kendisi otomatik çevirmedi ama herhalde yanlış tıklamış olabilirim. Şöyle bir daha geliyorum. Şuradaki bölüme tıkladım. Ve fronttan şöyle kendimiz açalım. Daha sonrasında arkadaşlar buraya ben bir tane... tabii ki bu arada açmamasının sebebi 3D Sketch. Bir önceki eğitimden kaldı. Buradan arkadaşlar geliyorum. Biz hatırlarsanız merkez dikdörtgen komutunu gördüm. Shift-R yapmış ilk derslerimizde de şimdi gerek yok. Bunu 100 virgül... AutoCAD'den kalma alışkanlık. 100 diyorum arkadaşlar. Direkt tava bastık. Daha sonrasında bu tanımlı. Şimdi arkadaşlar finish sketch dedim. Çıktım. Ve çaprazdan yine bakıyorum. Yine sketch'e gireceğim. Ama ben bu sefer arkadaşlar birazcık daha ön tarafında veya arka tarafında farklı bir çizim yapmak istiyorum. O zaman ya buraya çizip daha sonra bunu taşıyacağım ki o da birazcık daha zor olacak. Uğraşmak gerekecek. Bir de anlatmam gereken arkadaşlar bir tane daha komut var. Bakın Construct bölümünde arkadaşlar işte Offset Plane var. Plane at Angle var. Belli bir açıyor böyle Angle bölümünden açıveriyorsunuz. İşte ortasından mı tutuyor? Bunları hepsini göstermeyeceğim ama çizim içerisinde arkadaşlar bir kısmını göreceğiz. Kendinizi yine kurcalarak farklı farklı şeyler görebilirsiniz. İşte geldim buraya arkadaşlar. Ben diyorum ki şuradaki Plane'e veya benim burada çizdiğim dikdörtgene tıkladıktan sonra bana işte arkaya mı öne mi? Önüne doğru diyorum. Ne olsun? 250 fazla oldu. Bunu 150 dersek bu bile fazla. 125 diyelim. Evet. Buraya bir tane plane açtım. Şimdi yeni skeçe giriyorum. Bakın aynı plane'den bir tane daha açtım. Artık ben buraya çizim yapabilirim. Ve bunu seçtim. Artık yaptığım çizim burayla ilgili olacak arkadaşlar. Buraya da bir daire çiziyorum. Ve çizdiğim dairemin ölçüsünü 80 yapalım. Çapı 80 olsun. Çıktım tekrar. Finish sketch dedim. Daha sonra tekrar construct dedim. Dairemi seçelim. Orayı yapmaya gerek yok. 125 demiştik. Buna da 125 diyelim. 125. Evet. Açtık. Daha sonrasında geldim arkadaşlar. Create dedim. Buradaki plane'imi seçtim. Buradan da poligon yapalım. Git. Inscribed olsun. Merkezden tutuyorum. Seçiyorum. Altıgen iyidir. Dikdörtgenin boyu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Çapı 50. Çünkü 100 yapmıştık. Evet. Böyle bir parçam var arkadaşlar. Ya daha doğrusu 3 tane ayrı ayrı profilim var. İşte bu profil çoğaltılabilir vesaire vesaire. Daha sonrasında geliyorum buradaki loft komutuna. Loft komutuna girer girmez arkadaşlar bizim buradaki panelimiz açılıyor. Geldim buraya. Sırayla bunları seçeceğim. Saçma sapan seçmiyorsunuz arkadaşlar. Birden fazla olabilir. 15-20 tane profiliniz olabilir ayrı ayrı. Ben sırayla seçiyorum. Nereden nereye gideceğim kendisini bilmesi adına. Burayı seçtim. Burayı seçtim. Ve burayı seçtim. Şimdi OK diyorum. Gördüğünüz gibi dörtgenden daireye, daireden de arkadaşlar altıgene dönüşen bir yapımız var. Ve bunu bu şekilde ne yapıyorduk arkadaşlar? Loft komutuyla katı modele dönüştürdük. Şimdi bunu katı modele dönüştürürken arkadaşlar tabii ki yine bunda kesme, biçme vesaire hepsini işlemini yapabiliyoruz.
mesela burada bir katı model olsaydı bunun içerisinde kesmesi için yaptığımız bir model de olabilirdi. Yine daha önceki derslerde de anlattığım şuradaki timeline'da arkadaşlar yaptığımız işlemleri görebiliyoruz. İşte play'e basarak yaptığımız tüm işlemleri ayrı ayrı gösteriyor. Buradan log'da iki defa tıklayarak girerek ayarlarını değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda ben şimdi mesela daha önceden çok üzerinde düşmedim ama burada arkadaşlar mesela istediğim bir tane skeçi gelip değiştirebilirim. Bu da var. Burada da var. Birincisi arkadaşlar şu. Buna sağ tıklayıp edit skeç diyebiliriz. Şöyle iki defa hızlı tıklayınca da yapabiliriz. Hatırlarsanız bizim bir offset komutumuz vardı. Offset komutuyla arkadaşlar bunu içeri doğru 10 yapsak ne olur diye düşünüyorum. Yani içine doğru değil de dışına doğru yaptı. Veya kendimiz O tuşuna basarak da şöyle kes kararı da olabilir. X10 dedik yaptık. Tamam. Bunu finish skeç dedim çıktım. Daha sonra devam. Şu ikinci skeçimiz şu ortadaki daire. Bunu da iki defa tıklayıp O'ya basıp bunu da arkadaşlar eksi 10'la içerisine doğru atalım. Daha sonrasında ne yapacağımı sanırsam anladınız. İçerisini delmek istiyorum. Bunu da O'ya basıp içerisini isterseniz daha fazla da atabilirsiniz. İlla eksi 10 olmasına gerek yok. Gibi. Bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar bunların içerisinde sketch var. İçerisinde hep yaptığım sketchleri ince bir daha değiştirdim, modifiye yaptım. Şimdi geliyorum ben buradaki loft komutuna. Loft'a geldikten sonra benden profil seçti ama profillerimi göremiyorum. Bakın burada bodies var. Hangi body'ler varsa işte ekranı çizdiğim tüm body'leri görebiliriz. Burada sketch'ler var arkadaşlar. Burada da yaptığım işte construction'lar var. Eğer ben burada hani farklı bir modifikasyon, assemble, farklı bir şeyler işleyseydim onlar da burada ayrı ayrı ağaç olarak gelecek yani buradaki bölümde. Burayı kapattım. Ben şimdi şuradaki gövdeyi kapatalım. Gövde çünkü gözümüzü şey yapacak. Görmemizi engelleyecek. Bakın skeçlerle arkadaşlar işim bittiği için benim buradaki skeçlerimi kapatmış. Buradaki skeçimi açıyorum. Buradaki skeçimi de açtım. Buradaki skeçimi de açtım. Hepsi de geldi. Gördüğünüz gibi gövdenin bize zararı var. Gövdeyi bir kapatalım. Sen git diyoruz. Daha sonrasında bu skeçimi seçtim. Bu skeçimi seçiyorum. Ve buradaki skeçimi seçiyorum. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yaptı. Ama new body değil. Cut diyeceğim. Demeden önce body'mi açıyorum. Body'ye bakalım. Evet kendisi otomatikman bakın cut'ı yapınca gördü. Okey diyorum. Yine şuradaki artık skeçlerimizi kapatalım ki orada şey yapmasın bize. Zararı olmasın. Yine arkadaşlar bakın şu açıyla şöyle baktığımızda shift tuşu ve mouse topuna basıyorum. Böylece parçamı yapmış bulunmaktayım. Umarım anlatabilmişimdir bu komutu arkadaşlar. Bununla ilgili net bir çizimim yok elimde. Olur da karşınıza çıkarsa böyle bir geometrinin nasıl yapıldığını, load komutuna yapıldığını bilin diye bu dersi de arkadaşlar load komutuna ayırdım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.